Değerli basın mensupları, Sinan Ateş Ankara'da sokak ortasında gündüz gözüyle kameraların önünde infaz edilen bir akademisyendir. Bu alçakça cinayetin gerçekleşmesinden bu yana ülkemizde yaşananlar hukuk devletinin nasıl tasfiye edildiğinin açık kanıtı olmak durumundadır. Başından sonuna kadar yaşanan bütün gelişmeler hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alındığını göstermiş ve neticede Ayşe Ateş hanımefendi dava ile ilgili hiçbir görevi ve yetkisi olmayan, altını çizerek söylüyorum, görevi ve yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu durum bile olayın geldiği noktanın vahametini göstermek için yeterlidir. Umudumuz bundan sonra mahkeme sürecinin hiç olmazsa belirli temel ilkeler çerçevesinde anayasaya ve yasalara uygun yürümesi ve suçluların ve gerçek suçluların adalete teslim edilmesidir. Bu olmaz ise kamu vicdanında çok derin bir yara açılacak. Hiçbirimiz can güvenliğimiz konusunda güven içerisinde olamayacağımız gibi katillerin cezalandırılacağı hususunda da bir güvenceyle halk karşı karşıya olmayacaktır. Özetle bu alçakça cinayet işlendiği günden bu yana Zafer Partisi olarak nasıl olayların izleyicisi olduysak, bugünden itibaren de avukat arkadaşlarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla mahkeme sürecini yakından izlemeye ve kamuoyuna bu konudaki görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Sizlerin soruları varsa cevaplandırırım. Benim bir sorum var. Ayşe Ateş bu cinayetin daha mafyatik bir cinayet olduğunu, bu cinayetin arkasında yeraltı isimlerinin de olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yapılan açıklama Ayşe Hanım tarafından benim sahip olmadığım bir bilgi. Muhtemelen kendisinde bizde olandan daha fazla bilgi vardır ve avukatları aracılığıyla bu bilgileri mahkemeyle paylaşacaktır. Mahkemenin de gereken değerlendirmeyi yapacağını umut etmek istiyoruz sadece. Peki. Sağ olun arkadaşlar.